Adriel Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydan Aykanat. Önümde bir laptop görüyorsunuz. MSI Pulse 15 B13V var. Bunun incelemesi zaten gelecek. O konu ayrı ama bugün sizlere benim birkaç gündür Twitter'da paylaştığım Photoshop'un Generative Fill özelliğinden bahsedeceğim. Generative Fill aslında uyarlamalı tamamlama gibi bir şey diyebiliriz bunun için. Ama baktığımızda fotoğrafları tamamlayabilme ve değiştirebilme artık bu yapay zekanın gücünü Photoshop'ta tabii ki Adobe'un kendi içerisindeki sistemle beraber yapabiliyor ki Adobe'un Express kısmına da yani Canva'nın Adobe versiyonuna da bu özellikler geldi. Ama ben Photoshop üzerinden göstermek istedim nasıl yaptığımıza dair. Son dönemde fazlasıyla e, yapan vardı zaten. Ben de kendince denemek istediğimde 50'den fazla görüntü ortaya çıkarmış oldum. Ama yine de birkaç tane yaptığımı hep beraber görelim. Sonrasında nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Örneğin Tesla'nın Türkiye geldiğindeki paylaştığı bir fotoğraf vardı. Ortaköy'de çekilmiş. Tamamladığımızda camiyi biraz kiliseleştirmiş gibi ama çok doğru bir şekilde tamamlamış diye duruyorum. Şu beyaz çerçeve fotoğrafın kendisi dışı Adobe'un yapay zeka ile tamamladığı şey. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali var. Böyle bir Dünya Kupası görseli paylaşılmış beyazın içindeki. Diğer tarafları kendi tamamladı ve Olimpiyat Stadı'na da benziyor bence tamamlamış tarafları. Bu açıdan güzel olmuş. Ahmet Nur de bir fotoğrafını buldum. Yani Twitter'da ben dün takılırken önüme çıkan fotoğraflardan bir böyle açıklama yaptığı sahneden tamamlanmış ve sol taraftaki adama baktığımızda normalde yüzleri çok kötü yapar. Yani yüz, el, araç tamamlama gibi şeyleri bilinçli bir şekilde kötü yapıyorlar sonuçta şey diye. Ama sol taraftaki adama hiç şey yapmasak bu Beşiktaş yöneticisi kim diye düşünür insanlar Ahmet Nur Çebi'nin yanında diye. O kadar güzel tamamlamış. Sadece bardaklara falan baktığımızda bir Pastellik var ama dikkat çekmiyor gerçekten. Bu kokoreç muhabbeti var biliyorsunuz. Yine bu e, yemeklerle alakalı bir paylaşım sitesi işte en iyi sokak yemeklerini paylaştı. Birinci sırada kokoreçsi'yi koydu. Bu da kokoreçsinin fotoğrafı. Türkiye'deki kokoreçin Yunan versiyonu. İçerisinde bunun et var galiba farklı bir şekilde ama tamamladığında gerçekten hani geniş fotoğrafmış gibi oluyor. Sadece sağ tarafta gördüğünüz şu bölümde bir şey var oraya midye mi çizmek istemiş ne çizmek istemiş bilmiyorum ama şuradaki çiçekler bunun tamamlanmış hali. Şurada böyle ekmek parçaları gibi parçalar, yoğurdu tamamlaması hatta kaseye bile tamamlaması mükemmel olmuş. Bu benim favorim. Benim bu sokakta paylaştığım bir fotoğraf var. Hani kötü durmuyor. Birazcık böyle balık gözeleştirmiş ama şuradaki insanları tabii ki çizim gibi yaptığını görüyoruz. Ama işte şuradaki e, binanın devamı şuraya bir kapı çizmesi falan baya hoş olmuş. Sanki öyle devam ediyormuş gibi hissettiriyor. Aynı sokakta yerelini çektiğimde şurada zaten hani çizim hatalarını görüyorsunuz ya da araba kötü çizilmiş durumda ama hani bina gerçekten bu kadar büyüklüğünde falan onu nasıl tahmin etmiş gerçekten şaşırdım. Burada da var bir tane pembe partileri klasik şeyi ve gerçekten yıkık dökük binaları ve o pembeliğin artmasını sanki gerçekten elindeki boya dökülmüş ve saçılmış gibi burada daha net görebiliyoruz. Bu da Avrupa'ya gidin diye paylaşan biri vardı. Onun paylaştığı fotoğrafı tamamladım. Gerçekten böyle olabilir alan yani şuradaki şuradan sonrasını Mükemmel bir şekilde tamamlamış sağda da ve masaya da ayak yapmış. Şimdi e, buradaki bu kızıllıkları duvarda devam ettirmiş. Yani kırmızı, mavi, e, beyaz rengi ve şurada gördüğünüz gibi bir grafiti var. Bunu tamamlamış. Hatta ben bu video için sevgili Doğukan'dan bir tane grafiti fotoğrafı isteyecektim. Nasıl tamamlıyor görelim diye. Onu başka bir videoda yaparız çünkü sormayı unuttum. Şurası birazcık böyle yapay gibi duruyor ama tamamıyla buna benzer bir alandı bu arada. Galiba P60 Pro'nun tanıtım sitesinde var yani Huawei'nin. Kedi fotoğrafı şu kadarken kedi gerçekten böyle oturuyormuş hissiyatıyla şuradan patisini falan tamamlayıp çok iyi bir şekilde yapmayı başarmış. Yani şöyle de yakınlaştığımızda birazcık bulanıklaştırıyor gördüğünüz gibi netliği biraz kaybettiriyor doğru yapabilmek için ama hiçbir sıkıntısı Yok diyelim. Şimdi nasıl yapabiliyoruz? Hemen onu gösterelim. Photoshop Beta'ya sahip olmanız lazım. Yani bir Creative Cloud hesabına sahip olmanız lazım. yani crackli falan filan indirirseniz işe yaramıyor. Çünkü hesabınıza giriyor olması lazım yapay zekayı kullanabilmek için. Bu yüzden ya öğrenci ya profesyonel ya da bireysel bir Creative Cloud hesabına sahip olacaksınız. Ve buradan örneğin e, tamamlamak için ben bir tane piksel diyeyim 3840 2160. Bir tane 4K boyutunda. Yani bu önemli değil. Ben kendim böyle. Bak zaten kendisi de ben sana generative fill yaparım diyor. Şimdi şuradan benim new dediğim fotoğraflardan mesela şu ekmeği atalım. Şimdi attık. Gördüğünüz gibi ben bunu birazcık küçülteceğim. Ne kadar iyi çözünürlükte olursa bu arada fotoğrafınız o kadar iyi bir sonuç veriyor. Şu arka planı siliyorum. Şimdi burada yapmanız gereken şeylerden biri şöyle hızlı seçim aracıyla Şeyleri seçmek bunu komple de seçebilirsiniz. Ben şöyle seçiyorum. Şimdi üretken dolgu bu arada şey. Seçimin tersini seçiyorum. Üretken dolgu diyorum. Kabul ediyorum. Buraya bir şeyler yazabilirsiniz nasıl tamamlamak istiyorsanız onu göstereceğim ama ben direkt oluştur dediğimde fotoğrafın kendisini tamamlıyor olacak ve bize üç farklı yöntem verecek. Hem ne kadar hızlı yaptığını hem şeyi burada hep beraber görelim. Bu konuştuğum süreçte bile tamamlama sürecini neredeyse hallediyor. ta Şimdi mesela bu 1 şu 2 şu da 3 hangisi daha iyi sizce? Şöyle bakalım. Sanki bu ilki daha iyi gibi. Ama bu da bu daha güzel. Şimdi ben burada şunu tersine çeviriyorum ve şuna şuna dış diyelim. 25 diyelim. Beyaz diyelim. Böyle kontur atarak hani fotoğrafın kendisini ve çıktı halini görebilelim diye yapıyorum. Bakın burada makarnaları tamamlamış. Şurada dikey makarnalar var. Onları da tamamlamış. Baget'in ucunu da tamamlamış. Makarnalar yine ekleyeyim bakın şurada çok ufak ucu kalmış. Onu da tamamlamış. Hatta şöyle yapayım. Şu konturu kaldırayım ki farkını net bir şekilde görün. Bakın burada baget tane şu an fotoğrafta en ufak bir şey yok. Ben bu fotoğrafı böyle paylaşsam kimse şey yapmaz. Ee, kanıksamaz ama fotoğrafın orijinali bir şurada geneli burada. Gelin şimdi farklı bir fotoğraf daha bulalım. Şu el tamamlamasında çok iyi değil mesela. Şöyle yine şöyle küçülteceğim. Şimdi arkadakileri siliyorum. Yine bunu bir şöyle seç dedim. Bunu tersini seç dedim. Üretken dolgu oluştur diyorum. Ve tamamladı. Yani yine görüyorsunuz. Yani tamamladığı yerde eller bakın tırnağın ucu burada bitmesi. Burada tırnağın tamamı. Yine şöyle kontrol atalım isterseniz. Fotoğrafın orijinali şu. Burada el, parmak, şu iğne. iğneye tutunuyormuş mesela. İğnenin komple kendisi çok doğru bir şekilde valla tamamlamış durumda. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Farklı özelliklerini göstermek için. Böyle internette yine bir tane hani adam dedim, yürüyen adam dedim bunu buldum. Şimdi geldiğimizde şu arka planı şöyle yapalım. Özne seçten zaten bu gelen alt taraftaki bar artık Photoshop'taki bütün sürüme geldi. Gördünüz. Şimdi bunun yine tersini seç diyeceğim. Bu sefer kendim bir şey yazacağım mesela. Buraya İngilizce yazmanız gerekiyor. Bu önemli. İstediğiniz şeyi yani ben bu alanı mesela Moon diyeyim. Direkt A'ya çevirelim. Bakalım nasıl çevirecek görelim. Normalde adam biliyorsunuz şu anda bir yolda yürüyor. Şöyle bir ay yaptı. Buraya kötü bir şey koymuş. Peki ben buna ikisini de hiçbirini sevmedim mesela burada. Walking on the moon desem adamın yürüdüğünü insan olduğunu fark ederek bana bu sefer ayda yürüyormuş hissiyatı verecek mi bakalım. Burada üçünü de sevmedim. Bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela ay olmasa da burası, ay gibi olmasa da doğru. Buradan iyi ya da kötü diye cevap verirseniz o da kendisi e, bunu geliştirmekte şey yapıyor. Bu da fena değil. En güzeli bu gibi ama adamın kendisinde de... Mesela bakın buradan ışık vurduğunu görünce burayı biraz parlatmış. Ama sanki bir daha iyi. Bunlar eskileri şu daha iyi gibi tam ayda olmasa da bu şekilde bir sistem var. Şimdi bunu yaptık. Bir de mesela ben buna bir şöyle şapka takacağım. Ya da buyurun red mohawk hair. Kırmızı mohawk şöyle ortadan şey olan saç dedik. Bir de mesela gözlüğü burada ama ben bir de bunun rengini beyaz yapmak isteyeceğim. Beyaz tişört yapacağım. Bakın Biraz kırmızılaştırdı. Ha, Mohawk da yapmış bu arada evet. Şöyle yakından göstereyim. Bir Mohawk saçımız var. Şu daha iyi. Şöyle Red Shoes diyelim. Şimdi bu botları kırmızı ayakkabıya çevireceğiz. Sadece rengini mi çevirecek ayakkabının tarzına da mı? Sport deseydik keşke. Yapmazsa Red Sport Shoes diye düzeltiriz. Evet bu arada yani ha şu uzaktan bakınca daha düzgün gibi. Yani şu bilek tarafını tam yapamamış ama yine de fena değil. Bir diğer yandan örneğin şuraya bir tane husky dog. Husky zaten direkt o anlamı veriyordu ama ben yine de köpek olduğunu göstereyim. Bakalım oraya bir yanımıza kurt köpeği yani... Sibirya kurdu dediğimiz Husky'ye ekleyebilecek mi? Şuraya bir tane Husky'miz eklenmiş oldu. Ben böyle tabii yerini değiştirebilirim ama tam seçtiğim yerde. Evet bu arada ayakkabı iyi seviyedeymiş. Sadece şey altta diye. Şimdi düzeltince bayağı iyi oldu. Şuraya da bir tane Cat. Düz direkt kedi yazıyorum. Bir tane geldik, bir tane köpek, bir tane sanatçı gibi abimiz olsun. Siyah bir kedi koymuş ha. Oo bu güzel. güzel. Ayakta yürüyen bir kedi. Tamam olur. Şimdi şunu buyurunuz. GIF değil tabi JPEG olsun. Test diyorum. Kaydedelim. Fotoğrafın orijinali buydu. İşte gayet güzel bir abimiz. Çevirdik. Bakın. Gözlük gitti. Orayı kapattık. Hava birazcık daha soğuk diye. Saçları muhavk yaptık. Ortama ay dediğimiz ama ay değil de böyle bence burada bir yerde ayın göründüğü bir dünyada alan gibi. Ayakkabımız kırmızı oldu. Bir tane kurt bir tane ayakta yürüyen kedi ekledik ve bu şekilde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Sizler de bir şey deneyip aşağıya link bırakabilirsiniz bir yere yükleyip ben de böyle bir şey yaptım diye. Hem görseli tamamlamada hem yeni gör görsel oluşturmada mükemmel işler yapabiliyor. Herhangi bir görsel olmadan boş bir tuvale de tabii ki yine görsel oluşturmak için istediğiniz şeyleri yazıp tamamlayabilirsiniz. Bir arka plan, bir wallpaper dediğimiz işte, e, duvar kağıdı falan yapmak için de şahane bir ortam. İlerleyen zamanlarda dijital sanat buna komple dönecek mi ya da yapay zekanın ürettikleri şeyler sanat kabul edilecek mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu olacak gibi ama o zamana kadar siz de bunu deneyebilirsiniz gelişmeye zaten devam edecek diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir nasıl yapılır videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.